TRT Haber ekranlarından iyi geceler. İnsanlık haline hoş geldiniz. Efendim bu gece insanlık halinde gelenekli Türk sanatlarının iki önemli ismi Profesör Doktor Çiçek Derman ve Profesör Uğur Derman'ı ağırlıyoruz. Hat, ebru ve süsleme sanatının vazgeçilmez isimleri. Çiçek ve Uğur Derman çiftine sanatla geçen ömrü, beraberliği ve geleneksel sanatların dününü, bugününü soracağız. Hat, tesip, ebru, minyatür. Gereken ilgiyi, değeri günümüzde görebiliyor mu? Medeniyet ve şehir hikayemizi bu sanatların yerine geleneği devam ettiren ustalar genç kuşaklarla buluşabiliyor mu? Profesör Doktor Erol Göka, Profesör Doktor Kemal Sayar'ın da yönelteceği sorular olacak. Hoş geldiniz efendim, şerefler verdiniz. Hakikaten bugün çok mutluyuz sizleri aramızda görmekten. Çok kıymetli bir çiftsiniz, çok örnek bir çiftsiniz her şeyden önce. Hocalarım sizler de hoş geldiniz. Gelir gelmez bizim insanlık haliyle ilgili çok önemli, çok yerinde bir eleştiriniz oldu. Ben önce hem izleyicilerimizle hem bizimle bunu tekrar paylaşmanızı sizden rica edeceğim. Buyurunuz. Memnuniyetle. Efendim, Türkçenin tatbikatında yeni harflerle yazılırken uzatması gereken yerlere şapka konulması lazım. Ama bu programın isminde o ihmal edilmiş. Neye benziyor bu? Sebze hali, meyve hali, insanlık hali. Orada insanlar mı satılıyor? Nasıl oluyor bu iş? Onun için muhakkak şapka konmasını hatırlatmayı bir vazife bildik. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok yerinde bir eleştiriydi. Şöyle söyleyelim, iki dönemdir biz bu yayını yapıyoruz. Bu sezonun da son yayını bu. Buradan izleyicilerimizle de paylaşalım. Böyle bir eleştiri şu ana kadar almadık. Bizim için çok kıymetli, çok yerinde bir eleştiri. Ondan sonraki yayınlarımızda inşallah yerine getireceğiz. İnşallah. Her şeyden önce bunu söyleyelim. Türk Dil Kurumu zaman zaman şapkaları, işaretleri kaldırıyor. Zaman zaman tekrar geri getiriyor. Biz hangisini uygulayacağımızı, ne zaman uygulayacağımızı biraz böyle şaşırıyoruz. Kalktı mı kalkmadı mı, hatta sizinle de yayın öncesinde konuşmuştuk böyle bir. Tabii o kurallara riayet etmek lazım. Sonrasında da yine bir eleştiri izleyicilerimizden geldi. Biz tanıtımı paylaştığımızda sosyal medya hesaplarımızdan, orada geleneksel sanat ifadesini kullanmıştık. Fakat oraya sizin itiraz edeceğinizi ve orada da bir eleştiri yönelteceğinizi söylediler. Biz dedik ki tamam, bu eleştiriyi biz alalım, doğrusunu yerine getirelim, yazalım ama izleyicilerimiz de öğrensin. Pek çok kimse de bunun böyle olduğunu bilmiyordur. Onlarla da paylaşalım. Hem biz düzeltelim hem onlar düzelsinler. Gelenekli sanat, geleneksel sanat. Hangisi doğru? Niye diğerini kullanmalıyız? Nerede yanlış yapıyoruz? Efendim, bir kere Türkçenin başına bela olan sel takısından hiç olmazsa bir kelimeyi muaf tutabilmek için gelenekli demek çok daha hayırlı. İkincisi, geleneksel deyince eskiden ne yapıldıysa bugün aynen onun devamı akla geliyor. Ama gelenekli derseniz eskiden 16. asırda Çin'i yapılmış, tesip yapılmış, onu bugün kopya ediyorsa o geleneksele layıktır. Yok değilse gelenekli denmesi icap eder. Oradan ilham alıp bugünü bulabilmek. Mesele bu. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam şöyle mi anlamalıyız acaba? Çiçek Hocam'a da aynı şeyi sormak isterim. Yani geleneğin ruhuyla bugün yeni bir şeyler yapmak gelenekli olarak isimlendirebileceğimiz bir tutum. Çok doğru. Ama gelenekte olan bir şeyi aynen üretmek geleneksel kapsam içine girebilir. Evet. Teşekkür ederiz. Biz de öğrenmiş olduk. Sağ olunuz. Kesinlikle bu anlamdaki aydınlanma. Yani bugün iki şey öğrendim. Benim için çok kıymetli. Şimdi hat işiyle uğraşıyorsunuz. Hat sanatıyla uğraşıyorsunuz. Tesip sanatıyla uğraşıyorsunuz. Bu anlamda aslında yaptığınız işler aynı. Aynı evin içerisinde uzunca bir dönem. Ben öncelikle buradan bir girmek istiyorum. Hat ve tesipi bir tarafa bırakarak uzun ömürlü bu güzel birlikteliği ve uzun aynı işleri işlerle uğraşarak götürdüğünüz bu birlikteliği neye borçlusunuz? Gençlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok. Çünkü hani günümüzde şöyle bir şey var. Programa girmeden evvel de sizinle paylaştım. Artık biraz daha ekonomik anlamda daha konforlu bir hayata ulaşmak için bir araç, bir vasıta gibi görülüyor evlilikler. Herkes için söylemiyorum ama günümüzde buna dönüştü. Siz bunu nasıl başardınız?
böyle olmamayı nasıl başardınız? Bu kadar uzun o güzel birlikteliği neye borçlusunuz? Hocam kolay sizinle. Olmadı. Hiç kolay olmadı. Ama mücadele ettik. Fedakarlık kalktı artık. Gençlerde ben bunu göremiyorum. Bu benim hayatım diyor. Ne demek o? Paylaş, verici ol, fedakar ol. Sen de bir çaba göster devamı için. Anında yok etmeyi marifet sayar oldular gençler. Sona erdirmek, bitirmek. Yani devam onları rahatsız ediyor. Verici olmaktan çekiniyorlar. Şimdi bizim aynı işi yapmıyoruz biz. Hat çok farklı tabii. Kitap sanatları, tesip de öyle. Birbirini tamamlayan iki sanat. Hı hı. Ve bizim evliliğimizin, yani tanışmamızın sebebi de sanattır. Ve sanat aramıza girmedi. Bizi bilakis bağladı, kuşattı, bütünleştirdi. Ya da şöyle diyebilir miyiz sevgili hocam? Yani aramızda sanat hep vardı. Aramızda birlikte yaşama sanatını çevirdik. Yani bizi ayırmadı. Evet. Kıskançlık hiçbir zaman yaşamadık. O şekilde aramıza girmedi. Anladım. Hep vardı. Halen de var çok şükür. Ve o sanatın evliliğimize çok şey kattığına inanıyorum. O beraber paylaşmak, aynı heyecanı duymak, aynı yolda birbirimize destek olmak. Çok güzel bir şey o. Kütüphane çalışması dönüşü ilk anlatmak istediklerim, o gün öğrendiğim şeylerdir. Naklederim. Paylaşırız. Tartışırız. Yeni bir eser aldığımız zaman onun karşısında aynı heyecanı duyabilmek muhteşem bir şey. Yani sanat üzerinedir kavgalarımız bile. Maşallah. Kim kimden etkilendi? Nasıl başladınız bu işlere? Çünkü Uğur Bey, evet bir 10 yaş var aramızda. İlk önce zaten Uğur abi diyordum. İlk tanıdığım zaman Süheyl hocamızın yanında tanıştık. Sonra işte bu evlilikle devam etti. Yaptığınız işlerle, meşgul olduğunuz işlerde siz Uğur Hocam'dan belli ki etkilendiniz. Tabii çok faydalandım. Siz nasıl başladınız? Bu sanatlara mı? Evet, evet. Evlilikle ilgili bir şey demeyecek misiniz? Efendim? Evlilikle ilgili bir şey demeyecek misiniz? Evlilikle aklımdan geçen şu. Cenab-ı Şahabettin hem doktor hem de şair olarak bir beyti vardır. Bu bizim halimizi anlatabilir. Hem his olarak çarpması bir an iki kalbin arzın budur ancak bize vaat ettiği lezzet. Hepsi içinde. Aynı ne olursa olsun konu, yalnız sanat değil, aynı şeyleri düşünmek ve neticeye o şekilde varmak herhalde hakikaten en büyük lezzet o oluyor hayatta. Belli ki ritminiz tutmuş gibi görünüyor. Evet. Hocam bu hat ve tesibi birazcık ortaya koyalım. Şimdi izleyicilerimiz açısından da bilmeyenler elbette ki olacaktır. Ne anlama geliyor? İçerikleri, mahiyeti nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Sonrasında da yine diğer sorularımıza devam edelim. Sizlerin elbette burada hem Çiçek Hocama hem Uğur Hocama yöneltişe sorular olursa ara lütfen. Yani olursa ama benim bir ricam var senden. Lütfen buyurunuz. Yani bu programda Edip Cansever'in bir dizesi var efendim. Yok deyin adımıza diyor. Yok deyin adımıza. Bu programda benim adıma yok deyin. Çünkü ben Erikson'un da hayranıyım zaten. Yani onları dünya gözüyle görmek, tanış olmak, onları dinlemek o saadet bana yetiyor. Ben arada belki küçük küçük girişler olabilir ama yok deyin adımıza. Ben sizin sorunuza ilaveten Uğur Hocam'a bir soru sormak, yöneltmek istiyorum. Hocam hat sanatı Hindistan'dan Endülüs'e çok geniş bir coğrafyada hükmünü icra etmiş ve bugüne kadar da varlığını devam ettirmiş. Bunun siz yani bu kadar ısrarlı bir şekilde bugüne kalmasını ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmasını neye bağlıyorsunuz? Kimileri işte İslam'da resim yasağı var o yüzden hat bu kadar ön plana çıktı diye bir görüş ileri sürüyorlar ama bunu çok indirgemeci bulanlar da var. İşte Kur'an-ı Kerim'de oku emrinin çok değerli olması, çok kalplerde yankılanmasının, kaleme yemin edilmesinin Kur'an-ı Kerim'de hat sanatına olan ilgiyi artırdığı yönünde görüşler var. Sizin yani hat sanatının bu kadar sevilmesi, benimsenmesi ve
yaygınlaşması konusundaki kanaatleriniz nedir? Arz edeyim. Efendim, bir sanat, sanat olarak da kalabilir ama cemiyette bir işe yarar hale gelirse işin rengi değişir. İki sanat sayacağım. Biri hat, öbürü mimari. Hı hı. Daimi genişlemiş ve dünyaya yayılmış. Niçin? Çünkü hat okuma yazma vasıtası. O olmadan okuyup yazamıyorsunuz. Sanat ondan sonra. Mimari de öyle değil mi? Bir kulübeyle başlamış iş, bir camiye, kocaman bir camiye, bir Süleymaniye, bir Selimiye kadar gitmiş. Ama orada da bir toplanılıp ibadette bulunuluyor. Cemiyette bir işi var onun da. Bazı sanatlar var ki sözden, sesten ibaret. Olsa da olur, olmasa da olur. Yahut da tesiri ona göre değişiyor insan üzerinde. Ama bu iki saydığım cemiyette çok rol oynayan, aynı zamanda sanat tarafı olan iki dal. Hat ve mimari. Evet. Bu bence. Öbürleri de buyurduğunuz doğru ama füruattan onlar. Eyvallah. Evet. Kemal Hocam'ın söylediği gibi yaygınlaştığına inanıyor musunuz? Yani belli bir kitleyle devam ede gelmiş ama hat için söylüyorum. Çoğu kimsenin de çok fazla bildiği bir şey de değil. Bildiği bir sanat da değil. Öyle düşünüyor musunuz? O devir iktizası hı-hı. öyle. Şimdi yani günümüzde mi böyle? Günümüzde böyle tabii. Hı-hı. Şimdi hat sanat olarak bizde en az 550 yıldır Osmanlılar'da icra edilen ve en mükemmel şekilde icra edilen bir sanat. Bu sanat devamlı tekamül etmiş. Tekamül edişi sebebi de şu, bir kere usta çırak münasebetiyle öğrenilmiş. Tahtada yazarak değil, hoca yanına talebesini alacak ve ona yazıyı gösterecek, noktalayarak, her harfin boyunu, posunu işaret ederek gösterecek ki talebe onu öğrenebilsin. Bu birinci şart. İkincisi, hoca ile talebe arasında hiçbir maddi mesele olmamış. Yani bir bedel karşılığı hat öğrenilmiyor. Sanatın zekatı sayılıyor bu. Ve o şekilde asırlar boyu devam etmiş, kopmadan. Bir büyük kendini kurtarma meselesi hattın, batıda karşılığının olmayışı. Eğer hat sanatına batıdan bir tesir gelmiş olsaydı, diğer gelenekli sanatlarımız gibi o da bozulmaya giderdi. Şimdi mimari ne hale gelmiş batının tesiriyle 18. asırdan itibaren? Tesip ne hale gelmiş? Onu herhalde yana yakıla anlatır bizim hanım. Efendim, minyatür batı resmine dönerek buğut kazanmış, gölge kazanmış vesaire. O da kendi şahsiyetini kaybetmiş. Sayabileceğimiz bütün gelenekli sanatlar batı karşısında bizi gerilemeye icbar etmiş. Fakat hat sanırım diğerlerine göre kendini kurtarıyor. Kendini peki. korumuş. Evet. Batı'da da kaligrafi yok mu hocam? Efendim? Kaligrafi yok mu batıda? Batıda ama bizimki gibi sanat olmamış. Güzel. Sanat olmamış. O kadar. Daha ötesi yok. Yoksa Latin harfleri de güzel yazılıyor. Bizim Arap asıllı İslami harflerin, ben ona böyle diyorum. Çünkü Araplar hala Arap harfleri, Arap yazısı diye mangalda kül bırakmıyorlar. Ama bu Arap devrinden sonra İslamiyet genişip de başka kavimlerin eline de geçince sanat orada başlamış esas. Ve ben buna Arap yazısı değil, İslam yazısı, İslam hattı denilmesi gerektiğini söylüyorum. Şöyle bir ifade vardır. Kur'an Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı. Katılıyor çok musunuz? Tabii katılıyorum. İstanbul'da evet. hem yazıldı hem okundu. Evet. okundu. Yani evet. Bizim de kıraat itibariyle İstanbul ağzı da bambaşka. Onu bir kenara atamayız. Ama
hattın Hicaz'da yazıldı, Hicaz'da ortaya çıktığı, efendim yani hem Mekke hem Medine'de Kur'an-ı Kerim dolayısıyla, hem de bu şekilde ileriye doğru gitmesi bahsettiğiniz o cümleden kaynaklanıyor. Hakikaten evet. İstanbul'da en güzel şeklini almış. Bu devam etmiş. Evet, Çiçek Hocam'ın alanı ile ilgili aslında hocamız bir tespitte bulundu. Evet, batı, siz batı. Batı karşısında tesip. Efendim, nasıl etkilendi? Nasıl olumsuz etkilendi daha doğrusu? Olumsuz etkilendi. Bu kitap sanatları içinde tarihi en eski olan tesiptir. Orta Asya'ya kadar iniyor çünkü. Yani İslamiyet evreli Türkler çok güzel bezeme yapıyorlar. Ve belgeler, kazılarda çıkan belgeler bizi bunu ispat ediyor. Hakiki altını kullanarak. İslamiyetle büyük bir heyecan, coşku, neşeyle parlama gösteriyor tesip sanatı. Ama başlangıcı hat gibi İslamiyet değildir. Uygur Türklerine kadar iner tarihi. Çok eski. Sonra da tabii hat birinci plandadır. Ona hiç şüphe yok. Bezeme sanatı, yani tesip sanatı, onun ortaya çıkartan, daha güzelleştiren bir sanat olarak yer alıyor. Fakat başlı başına da bir sanattır tesip. Yardımcı sanat değildir. Ha, bir destekleyici gibi değil, başlı başına da bir sanat. Olarak görünmüşse de başlı başına da bir sanattır. Ve çok daha eski bir tarihe, sağlam bir tarihe sahip. Bu çok güzel ilerleme gösterirken sarayın batıya dönüşüyle ve en büyük alıcı, iltifat gördüğü sanatkarların saray iken, onların artık Avrupa'yı zevkleri taşıyan işler istemesiyle büyük bir çöküntü yaşamış tesip sanatı. Tam dibe vurmuş. Çok acıdır bizim için. Ve bu uzun bir müddet devam etmiş. Yani bir 16. yüzyılı yaşamış, o güzellikleri görmüş bir cemiyetin ne olduğu belirsiz motiflerle 18. yüzyılda o sanatı talep etmelerini ben anlayamıyorum. Müthiş bir geri dönüştür bu çünkü. Ama sonra bugün toparlandık gene. Fakat epey bir zaman kaybettik. O dönemin özentisi gibi algılayabilir miyiz bunu? Yani günümüzde de vardır ya böyle. Aydınlarımızın bir batı düşkünlüğü. Kimi zaman çok yerindedir ama kimi zaman da bir özenti, altında bir özenti yatar. O dönemin de böyle bir özentisinden bahsedebilir miyiz? Şimdi bu sanatlarda tabii talep etmek çok mühim. Talep hep o şartlarda, o tarzda istenince bazı sanatkarlar direnmişler ama bu ferdi olarak kalmış. Pek çoğu uymak zorunda kalmış. Evet. Yani mecbur çünkü geçimini sağlayacak. Evet. Ben ilk kez burada öğrendim efendim. Yani sizlerden, siz söylediniz, sonra siz de açıkladınız. Yani gelenekli sanatlarımızın da batıdan etkilendiğini, o özentiye tabii, kapıldığını. Tabii. Çünkü biz hep yine batıya karşı... İşte tesibi de batıdan etkilenmemiş gibi bir algımız vardı. Demek onlar da etkilendi. Barok, rokoko renkleriyle, motifleriyle, üsluplarıyla tam bir istila halinde. Mesela Sultan 3. Selim döneminde yeni yeni başlıyor. Hatta Türk rokokosu deniyor. Güzel güzel tesirler, tatlı tatlı. Tesir almak çok güzel bir şeydir. Buna hiçbir zaman karşı değiliz. Ve bu her asırda olmuştur. Etkilenmek yeni şeyleri ortaya çıkartır. Ona kapımız daima açık. Ama şuursuzca, ölçüp biçmeden, bu bana ne getirir ne götürür diye değerlendirmeden, batıdan mı geliyor kabul zihniyeti mahvetmiş sanat. Hocam, hatla ilgili benim dikkatimi çeken hususlardan birisi de, hat sadece bir levha üzerine yazılmıyor, nakşedilmiyor. Evet. Objeler üzerine de nakşedilebiliyor. İşte bir tabağın üzerinde görebiliyoruz. Evet. Bir davulun üzerinde görebiliyoruz. İşte Semerkant'ta görüyoruz. Efendim başka İslam şehirlerinde görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. Bir de enteresan bir şekilde daha sonra evlerin içine girmeye başlıyor. Evet. Evlerin içine giren, bununla ilgili bir tezin jürisinde bulunmuştum. Bir arkadaşımızın evde hat kullanımı ile ilgili bir tez çalışması olmuştu. Beni de çağırmışlardı hasbelkader jüri üyesi olarak.
ya hafız, maşallah gibi hatlar yaygın olarak Osmanlı'nın son döneminde evlerde yer almaya başlıyor. Ve o dönemde de İstanbul yangınları çok fazla. Bir tür koruyucu gibi telakki ediliyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz acaba? Efendim, o eski bir gelenek bizde. Bilhassa uzaktan okunabilecek genişlikte yazılan ve bizim celi yazı dediğimiz yazılarla levhalar yazılıyor. Ama şunu düzelteyim, evin içinde değil de daima evin dışında. Herkesin görebileceği bir yerde. Hatta şimdilerde kamyonların üstünde filan da maşallah yazar görürsünüz. Bu bir inanç meselesidir. Ve şeylerin, evlerin, konakların üzerlerinde bazısı usta bir hattata yazdırılmış, evin sahibi, hattan anlayan ve varlıklı bir kimse ise tabii iyi bir şey olmasını ister ve o şekilde bir levha konur efendim. Ama sıradan yazılanlar da umumiyetle evlerin üzerinde bu adeta sigorta addedilmiştir. Hani yahut da sigortanın makbuzu. Evet. O dışarıya asılıyor bu şekilde. Şimdi hem aslında bu soruyu sizlere de yöneltmek istiyorum ama günümüzde biliyorsunuz klavyeler üzerinden yazı yazıyoruz ve çok böyle akılda kalıcı olmuyor. Fakat elimizle yazdığımızda o şeyin uzun süre aklımızda kalacağıyla ilgili bilimsel anlamda sizler daha iyi biliyorsunuz. Bir bilgiler mevcut. Şimdi hatla yazarken de o şeyin üzerinde birazcık duruyoruz, vakit geçiriyoruz. Bu anlamda da yazının daha fazla kalıcılığını, hayatımızda daha fazla mana olarak kalıcılığını artıran bir şey midir? Bu anlamda mı birazcık üzerine düşülmüş yazının? Temelinde tabii, bu mu vardır? Pek tabii, o bilhassa evlerde, konaklarda kullanılan ve zamanımıza yaklaştıkça Arapçadan ziyade bir Türkçe beytin yer alması. Bu mesela eski devirde bir de tarikata mensup olan kimseler o tarikatın pirinin ismini evlerinde levha olarak bulundurmayı isterler. O sanki onlara manevi bir murakabede bulunuyormuş. Onun ismini görünce bağını tazeliyormuş havası içinde bulunurlar. Onun için buyurduğunuz çok doğru. Mesela şimdi aklıma geldi. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Bu duvarlarda çok rastlanan bir beyittir. Sülüsle yazılır, talik ile yazılır. Onu okuyup tekrarladıkça o evin mensubu tasfiye edildiğini ruhunun sanabilir. Şimdi şeyler de var ya, bu eskilerin hafızasında çok fazla beyit taşıdığı, tuttuğu ile ilgili de burada konuşmuştuk, yayında konuşmuştuk. Yazı bunu hakikaten sağlıyor mu? Yani bu günümüzde çok fazla yazıyla meşgul olmadığımız için mi hafızamız bu kadar sorunlu? Ne dersiniz? Evet. Yani. Size soruyu yöneltmeden bu programı bitirir miyim? Bence güzel yazı, güzel yazı insanın ruhuna da nakş oluyor. Yani onu yazarken insan ruhunu da güzelleştiriyor. Hani güzeli gören, güzelle hemhal olan kendisi de güzelleşiyor. Güzelle beraber olan, o evin içinde o yazıyı teneffüs eden insan, o şiir iklimiyle, o ruhla da beraber yaşamış oluyor. Ve insanı baştan aşağı güzelleştiren bir iklim diye bakıyorum ben. Siz ne dersiniz? Yazıyla söz arasında çok köklü farklılıklar var. Hatta bazı kültür antropologları hocam, kültürleri ikiye ayırıyor. Sözlü kültür, yazılı kültür diye. Yazı gerçekten de insanı yazdığı sırada düşündüren ve sonra da ortaya bir ürün çıkıyor. Muhabbet güzel ama söz uçup gidiyor. Ama yazı orada kalıyor. Evet. Ve kaldığınızda siz kendi eserinizde her zaman yüzleşiyorsunuz. Hı hı. Öyle olunca hafızayı da güçlendirebilir bu. Hocam bir de
Ben ilkokuldayken sizde var mıydı Kemal bilmiyorum. Kenar süsü diye bir şey vardı. Yani hocalarımız bizi cetvelle ayırırdı. Defterin kenarını. Şimdiki çocuklarda onu görmüyor. O biraz tesip kalıntısı diyebilir miyim? Tabii tabii. İlk baştan küçük alfabesi. Ben yazım güzeldi efendim ama o süsleri yapamazdım. Yanımda arkadaşım Önder vardı. O çok güzel yapardı. Ona yaptırdım kenar süslerini. Evet, evet, evet. Böyle bugün de var kenar suları. Yani tesipte de zaten mühim bir kısımdır kenar suyu ama çok haklısınız. Onu hepimiz yaptık. Farklı renklerle boyardık. Böyle helezonlar çizerekten. Bir el alışkanlığı herhalde. Hocam ben şunu da size sormak istiyorum. Biraz daha teknik konulardan daha farklı bir konuya biraz kaydırarak. Şimdi hocamın Ömrümün Bereketi diye harikulade bir kitabı var. Ben ilk cildini okumak nasip oldu bana. İkinci cildinde hocamdan bugün alıyorum inşallah. İnşallah. Ben bendekini getirmedim hocam size. Şöyle bir göstereyim rica ediyorum. Üçüncüsü de çıkmak üzere. Evet. Değerli izleyicilerimize bu müjdeyi verelim. Şimdi bu kitabın bende bıraktığı tat, her ikinize de bunu sormak istiyorum. Latif insanlar, nezih insanlar, nezih ilişkiler, hep böyle bir letafet üzere yaşayan, güzellik üzere yaşayan insanlar ve fevkalade güzel insan ilişkileri. Şimdi bugün sanki bir masal alemi gibi bakıyoruz. O, bu kitapta anlatılan ilişkilere, insan münasebetlerine. Biraz bize o tanıdığınız, sizin tanıma şerefine nail olduğunuz, bizim de sizlerin sayesinde tanıdığımız o güzel insanlardan bahsedebilir misiniz lütfen? Evet efendim, bu eski bir tarih de değil, bu 50-60 evet, yıl. Evet ama sanki çok uzak bir iklimdeymiş evet, gibi değil mi? Evet. Esat Fuat Tugay'a. Ben evet. Sofrasında bulundum. Henüz 18 yaşındaydım. Bu hakikaten bir lütuf ve bir daha da öyle bir sofra adabı ve öyle bir sofra sohbeti yaşayamadım. O zatı tanımak, yemek hususunda yapılan sohbetin tadı damağımda kalmıştır. Bunlar çok güzel günlermiş. İnsan yaşarken hep devam edecek zannediyor. Evet. Ama olmuyor. Süheyl Hoca'yı tanıdınız. Biraz bize ondan Süheyl bahsedebilir hocam. Misiniz lütfen? Evet, evet. Süheyl Hoca ile ben ilk sene üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olamadım. Ve hayatımda ilk defa tattım bir başarısızlık ne demekmiş. Böyle dünya yıkıldı. Meğer bana ne kapılar açacakmış, ne hayırlı bir ya. İş olmuş. O sene Süheyl Hocam'ın yanında asistan olarak çalışmaya başladım. Evimiz de Bayezid'deydi. Tıp tarihi ve deontoloji kürsüsü merkez binada. O Süheyl Hocam hayatıma yön verdi. 22 ay, yani 2 sene bile dolmadı ama 22 sene kadar üzerimde çok tesir olmuştur. Yaşayan sanatkarları tanıdım. Türk sanatından haberdar oldum. Beraber eski İstanbul yaşlılarını ziyaret ederdik, kütüphanelere giderdik. Bir yazma eser nasıl tutulur? Nasıl bakılır, nasıl incelenir, nasıl faydalanılır? Eski İstanbul sokaklarında her hafta bir gün farklı semtlere gideriz. Ziyaretler yaparız. Yani anlatamayacağım kadar çok üzerimde tesiri olmuş ve benim hayatıma yön vermiş insandır Süheyl Hocamız. Mutlaka. Siz hocam evet. Konuda. Evet. Tabii benim için de öyle. Zaten onun bir meyvesini getirdim. Gurbetname ismiyle. Süheyl Hoca 60 yıl evvel, demek 1958. 58-59 yılları Amerika'ya gitti bir yıllığına. Orada oğlu üniversiteye başlayacaktı. O da misafir profesör olarak bir yıl kaldı Amerika'da. Fakat giderken hocam bir emriniz var mı bana dedim. Kardeşim dedi, ben orada nasıl bunalacağımı şimdiden biliyorum dedi. Ancak dostlarımdan alacağım mektuplar bana hayat verecek. Beni mektupsuz bırakma dedi. Baş üstüne dedim ama bunu derken işin bu kadar genişleyeceğini düşünmemiştim. Yazdığım mektupları bu kısa diyor altında. Daha uzun yaz diyor. Derken döndü. Bir yıl içinde karşılıklı yazdığımız mektupları ben bana yazdıklarını
fakirhanede saklıyorum. O da kendi elindeyken sonunda Süleymaniye Kütüphanesi'ne bütün evrakını, arşivini verdiği gibi onlara da verdi. 2 yıl evvel bunun kitap olarak çıkabileceği bana hatırlatıldı. Karşılıklı mektuplar bir araya getirildi. Gurbetname ismiyle ortaya çıktı. Orada neler geçiyor inşallah okuma fırsatı olursa göreceksiniz. Ve 60 yıl evvelki İstanbul'a dair neler öne çıkıyormuş. Çünkü o gittiği zaman İstanbul istimlakleri oluyordu 1950 yıllarındaki. Sizin gördüğünüz bugün yok. Şu şöyle, bu böyle diye onu tariflerle hatta bazılarının resimlerini çekerek yolluyordum kendisine. Efendim siz eski güzel insanlardan, onlarla aynı sofrada bulunmaktan bahsettiniz ya. Sadece eski güzel insanlar gelip geçmiyor. Şimdi kitabınızın adından da çağrıştı. Eskiden yine benim çocukluğumda sofra adabı diye bir şey vardı. Tabii. Yani bütün aile aynı sofraya oturur, yemek duasıyla başlanır ve kalkarken de Allah bereket versin denirdi. Evet. Bereket lafı başka yerlerde de geçerdi. Mesela bizim evde, ben gördüm köyde de, ekmek yapar kadınlar, yufka ekmeği. Onlardan birini görürseniz bereketli olsun dersiniz. Yine harman yerinde birisi döven sürüyor, siz oradan geçiyorsunuz, bereketli olsun. Evet. Bunlar da kalktı. Hadi harman kalktı da sofra duruyor ama sofra adabından da bir şey kalmadı. Bereket lafı sanki hayatımızdan kalktı değil mi? En mühimi o. Evet. Şimdi bu anlamda yaptığınız çalışmalar usta-çırak ilişkisini mutlak kılıyor. Yani mutlaka olmalı. Günümüzde sanki bununla ilgili de çok büyük sıkıntılar var. Bizde. Ya evet, eğitimle elbette ki bu işleri yapmamız çok mümkün. Ama bu mesleği icra ederken öğrenmemiz gereken şeyler öğrendiklerimizden ibaret değil. Hayat devam ettiği sürece öğreneceklerimiz de devam ediyor. Bu anlamda usta-çırak ilişkisi niye bitmemeli? Neden önemli? Bu anlamda neler söylersiniz? Evet. Evet, sizin de başlayalım sonrasında Uğur Hoca'yla. Ben sorularımı her ikinize yöneltiyorum. Uğur Hocam dedi ki bila bedel, ücretsiz dedi. Tabii. Ya şimdi de atölyeler falan var değil mi? Yapıyorsunuz, yapılıyor. Ama nasıl? Ama ücreti mukabili. Evet. Maalesef biz son nesil olduk. Bitti. Nasıl canlandıracağız Çiçek Hocam? Çok zor. Olmaz. O kadar maddi bir bakış açısına sahip ki gençler. Bir kere hocaya para vermek, yani şimdi zarf içinde bile konmuyor o para. Oh. Senin ücretin budur demek. Bir hakaret. Hocaya değer biçilir mi? Hoca parayla ölçülebilir mi? Bırakın parayı. Biz bunları yaşadık. Kandilleri, bayramları, Ramazan'ı bahane edip badem ezmesi bir kutu, onu dahi sizi men ederim diye Allah bizi karşılamıştır. Allah. Bir daha getirmeyeceksin. Onu anlatayım ben. Onu anlat sen. Evet. Bunları yaşadık biz. O kadar Allah rızası için yapılıyor bu da. Kemal, bir daha bizi kabul etmeyelim abi. Bu uzmanlık sınavında falan bize de çok getiriyorlar hocam. Şimdi nasıl utandım. Evet. Hayır, dersinin karşılığı ne alıyor, hissederek istemiyor. Sonradan artık 10 sene sürdü benim Rikat hocamla ve bu kitapta bilhassa o usta-çırak ilişkisinden özellikle bahsettim. Evet. O muhabbetin coşkun hali ve bir yaştan sonra, bir dönemden sonra annenin babanın önüne geçiyor hoca. Süheyl hocam öyle derdi. Bir insanı gökten yere anne baba indirir. Ama elinden tutup yükselten hocadır. Oh maşallah, ne güzel bir söz. Çok mühim. Artık evladından yakın oluyor. Sanat evladı olarak kabul ediyor ve işliyor onu. Yani sanattan maksat zaten insan yetiştirmek. Tabii. İnsan yetiştirmek, sanat vasıta. Hedef hocam, insan olmak. Ben sizin anlattıklarınızdan hep başından beri bunu anladım. Yani o usta-çırak ilişkisi aynı zamanda bir insanı büyütmek, olgunlaştırmak, pişirmek. Tabii. İnsan olarak da pişirmek. Tabii. Yani insanı kamil olma yolunda tabii, bir çaba harcamak. Tabii. Hocam da bir şey söyleyecekti galiba. Evet, efendim ben de
rahmetli hocam Necmettin Okuyay'dan bir bu konuyla ilgili mesele vardı. Onu arz edeyim dedim. Kendisine 1955'te talebe oldum ben Necmettin Hoca'ya. Fakat gitmek için yollar arıyorum. Üsküdar'da oturuyoruz. O da 500 metre üstümüzde Toygar Tepesi'nde oturuyor. Cesaret edemiyorum bir türlü. Mahalleden geçerken sokaktan görüyorum. Nihayet onun tanıdığı birine söyledim. Beni götüreceksin hocaya dedim. Necmettin hocaya. Peki dedi. Önce hasta dedi. Şu dedi. Baktı ki ben dayatıyorum. Gittik. İşte sebebi ziyaret dedi hoca. Sordu. Hoşbeş'ten sonra bu genç sizden yazı yazmak istiyor dedi. Getiren zat beni. Hay hay evladım dedi. Hangi cins yazıyı yazmak istiyorsunuz? Eğer sülüs nesih düşünüyorsanız akademide Halim Efendi vardır. Oraya yollayayım sizi dedi. Yani ben alayım, öyle bir dert yok. Ben talikte emek vermişimdir. O mevzuda size hocalık edebilirim dedi. Ben sizden yazmak istiyorum dedim. Son derece sevimli bir zattır kendisi, beyaz tonton sakalıyla. Peki dedi, pazar günleri gelin. Beni götüren zat dersi kaça olacak demez mi? Eyvah. Hocanın gözleri yerinden uğradı. Estağfurullah, biz bunu parayla öğrenmedik ki, parayla öğretelim. Eyvah. Bir daha böyle bir şeyin bahsi geçmesin dedi. Tamam, teşekkür ettik, ayrıldık. Ben pazar günü gideceğim. Giderken yaşlı, ona bir badem ezmesi götüreyim dedim. Yaptırdım gündüzden. Gittim. Hoş geldin evladım falan. Elimde gördü o kutuyu. O güler yüzü değişti birdenbire. Ciddileşti. Sizi böyle şeyler getirmekten men ederim evladım. Öğretişim hasbi olmaktan çıkar, menfaat karşılığına döner dedi. Ve bu böyle gitti tabii. Uzun müddet önce hoca-talebe ilişkisi zamanla baba-oğla döndü. O zaman götürebildim. Bir şey demedi. Ama önceleri bir daha bir şey götüremedim bu ihtarı aldıktan sonra. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Lütfen. Şimdi siz ücret ödemeden öğrenince tam 10 yıl kapısını çalmışım Rikat Hocam'ın. Bu ödenmez bir borç. Siz o borcu sizden sonraki tabii nesle aynı şekilde öğreterek ödüyorsunuz. Tabii. Bu sanatın devamını sağlıyor. Muhteşem bir sistem. Siz, ben öğrendim, artık şahsım için çalışacağım, eser yapıp sergi açacağım, satacağım. Hayır, ödemeniz gereken bir borç var. Bir yerde onu yapmanız gerekiyor. Yani bu sanatın devamını sağlıyor. Ve siz de ücret almadan ödüyorsunuz, öğretiyorsunuz. Ve bu da aslında... Bitti, bu bitti. Ve bu da aslında bu sanatları manevi kılan bir şey. Ne diyorsun? Yani Batı dünyasının o materyalist ikliminden ayıran tabii ve buraya has, tabii, bu topraklara has bir maneviyatla kaim olduğunu bize tabii hatırlatan bir şey. Şimdi onu hatırladım. 2003 yılında Türk-Japon yılı olarak kabul olmuştu ve kitap sanatları konusunda da Derman Çifti olarak davet edildik. Orada konferanslar verdik, sergi açtık. Japonlar dediler ki, bizim bunlar konuşulunca, burada sistem şöyledir. Bir hoca yetiştirdiği öğrencilerinin eser vermeye başladığı zaman aldığı ücretten pay alır. Hocalık hakkım bu benim diye. Ne kadar farklı bir düşünce. Evet, evet. Şaşırdılar. Orası da doğu. O da doğu, evet, evet. Unuttuk, unuttuk neleri unuttuk. Evet. Hocamın Ömrümün Bereketi 2 kitabında. Evet. Muhteşem bir şey. Efendim, var. Benim bir rahmetli arkadaşım vardı. Evet. Hasan Ali Göksoy. Allah'ın o şairliği de vardı. Bu gidişimiz, yani millet olarak gidişimizin onda uyandırdığı üzüntü ile Unuttuk redifli bir manzumesi var. Onu okumak isterim. Buyurunuz. Merhaba demodedir. Şimdi hello diyoruz. Ceddimizin yolunu izlemeyi unuttuk. Kendi kaşığımızla yabancı halt yiyoruz.
ve bütün ayıpları gizlemeyi unuttuk. Shopping center olmuştur şimdi 40 yıllık çarşı. Country'lerin türedi benim köyüme karşı. Yabancı söz girmeyen bir tek İstiklal Marşı. Ona da yürek yürek sızlamayı unuttuk. Kuaför denilmezse kaçar berberin tadı. Galeridir, markettir şimdi dükkanın adı. Koşmaz da jogging yapar kabamın sol kanadı. Tanrım, ana dilimle sözlemeyi unuttuk. Anamur muzu varken çikitalar soymuşuz. Olgun köfte yerine hamburgeri koymuşuz. Pide yetmezmiş bize, pizzalarla doymuşuz. Saç üstünde kabaran gözlemeyi unuttuk. Mis gibi ayran gitti, kola doldu mideler. Bütün markalarıyla hepsi de mide deler. O canım demir hindim, nar şerbetim neredeler? Ninemin pişirdiği bazlamayı unuttuk. Medeniyet uğruna yıkılmıştır temeller. Televizyon önünde konuşmaz oldu diller. Mektuba hasret kaldık. Kalem tutmuyor eller. Her cebe bir telefon, özlemeyi unuttuk. Tatil için her türlü fırsatı kolluyoruz. Azrail'le yarışıp eceli solluyoruz. Çocukları Bodrum'a, Side'ye yolluyoruz. Güzelim yaylalarda yazlamayı unuttuk. Ben fakir şaşırmışım. Acep ne oldu bize? Kimler yabancı kıldı bizi benliğimize? Korkarım, gelemeyiz biz gayrı kendimize. İzanımız kokuştu, tuzlamayı unuttuk. Birinize sağlık, ağzınıza sağlık. Halif Hürmel Halim'i özetlemiş. Evet. Her şey içinde. Evet. Eyvallah hocam, çok sağ olun. Burada insanın hepsi ayrı ayrı etkili de. Evet. Yani en çarpan şey hocam, ayıpları gizlemeyi unutmamız değil mi? Evet. Evet. Yani ayıplarıyla siz buyurmuştunuz gelmeden önce ayıplarıyla övünüyor artık insanlar. Evet, sergiliyorlar. Ayıp. Ayıplar sergileniyor. Evet. Yani bırakın bizim gizlememizi, kendisi bundan tabii. medet umuyor. Ayıbından medet umuyor. Bir like daha gelir mi diye. Evet. Marifet oldu. Marifet oldu. Bu tekrar şey, buyurun. İstanbulluluk içinde geçerli. Eskiden yani taşradan İstanbul'a Osmanlı devrinde de gelen çok olur. Ama İstanbul'dan ne kapabilirim? Ne incelik alabilirim üstüme gayreti içinde? Elinden geldiğince, dilinden geldiğince İstanbullaşmaya çalışırdı taşralılar da. Oysa bugün mahalli kültürünü getirmekle herkes iftihar ediyor. Efendim bir şey hoşuma gider. Bir muharrinin söylediği hünkâr beğendi medeniyetinden lahmacun cumhuriyetine geldik. Eskiden herkes İstanbul'a kendi kültürünü getirmek değil, İstanbul'dan ne alabilirim gayreti içinde olur. O şekilde bu memlekette kurtulurdu. Ama şimdi geçmiş oldu. Bir de şeyi sormak istiyorum size. Sanatın dokunduğu ve dokunmadığı insanlar arasındaki o belirgin farkı. Şöyle söyleyeyim. Hepimiz kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. Birbirimizin haklarına hiç saygı duymadığımız zamanlar da oluyor. Bunu en bilinçli, en farkında olan insanların da yaptığını gözlemliyoruz. Bizler de içindeyiz işin. Bir insanın hayatına sanat dokunduğunda, hayatında sanatın herhangi bir dalı olduğunda nasıl farklılaşıyor? Daha ince ruhlu mu oluyor? Mutlaka hepimizin hayatında olmalı mı? Seval, müsaade eder misin? Lütfen hocam. İstanbullukla ilgili bir itirazımı dile getirebilir miyim? Buyurun. Bu programda ben itiraz ediyorum ya hep. Hocam o dediğinizi ben net biçimde anladım ve tamamen katılıyorum size. Ve fakat... bundan kastınız bir elitist tutum değil, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Yani diğer yerel kültürleri dışlama. Hayır, hayır efendim. Hayır. Oraya bir açıklık getirebilir miyiz? Getireyim tabii. Bütün hele imparatorluktan geçmiş olan ülkelerin bir
ortak karakteri vardır. Onların payitahtı ideal şehirdir. İstanbul da bunlardan bir tanesi. Ben bunu demek istiyorum. Gelen İstanbulluktan bir şey almak mecburiyetinde hissederdi kendini. Çünkü her şey incelmiş ve son şekliyle burada buradayım. Hüküm ferma olmuş. Yani birlikte yaşayabilmenin. Tabii, evet. Tabii. Evet, oradan. Efendim, da. Sanat insana bir kere sabrı öğretiyor ve edebi öğretiyor. Çünkü sanat tuzaklarla dolu. Alkışlanmak, takdir görmek, sergiler açmak, vay be ben neyim? Allah korusun, bu bir tuzak. Buna kapılıp benlik hissinizi eğer kuvvetlendirirseniz bitmiştir iş. Sanattan maksat o benliği yok etmek. Bu sanat bana Allah'ın bir emaneti. Ve ne zaman geri alacağını da bilmiyoruz. Bu zamanı çok iyi değerlendirip şan şöhret için değil, hizmet için kullanmalıyım. Yani bence sanat ibadet eder gibi yapılmalıdır. Ve bütün ruhunuzla kendinizi verirseniz işinize. Ben bunu hayatımda çok yaşadım. Hayat tatlı tatsız, pek çok hadiseyle dolu. Kızmışsınızdır, sinirlenmişsinizdir, üzülmüşsünüzdür, gerginsiniz. Fırçamı alıp oturduğum zaman masama, emin olun bir saat sonra ben neye üzülmüştüm, ben neye kızmıştım? Hatırlamaya çalışırım. Çünkü bütün varlığımla o işe vermişimdir kendimi. Yani bu sanatın muhteşem bir gücü. Bir de yaratmak kelimesi beni çok rahatsız eder. Yaratmak Allah'a mahsustur. Biz yaratıcı değiliz. Biz aslında var olan güzelliği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Herkes tarafından görünmeyen ama var olan gizli güzellikleri görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Yansıtma diyordunuz. Yansıtma, ayna vazifesi görmek. Evet. Bu edebi kaybettik. Yani sanattan maksat zaten benliği yok etmek. Bir basamaktır sanat. Üzerimizde taşımak. Rikat hocamın çok beğendiğim bir sözü vardı. Sanatınızı üzerinizde taşıyın derdi. İlk dersler bunu anlayamadım. Kasıt nedir hocam? Sanatı üzerimizde taşımak çok çok zor. İcra etmekten daha zor. Çünkü ahlakınızı bezeyebilmek, kendinizdeki kötü tarafları sanatın yardımıyla yok etmek, sabrı öğrenmek, tevazuyu öğrenmek, gizli güzellikleri görebilmek, yani göz terbiyesi veriyor. Muhteşem bir göz terbiyesi veriyor desin. Sanırım günümüzün en önemli sorunlarından biri tevazu. Bir zen hikayesi geldi hocam, kıymetli hocam size anlatırken aklıma. Şimdi bir zen ustasının yanında çırak yetişiyor. Sonra diyor ki hocam ben sizden öğreneceğimi öğrendim. Biraz çıkayım ben başka ustalardan da bir şeyler öğreneyim. Tamam, tamam evladım git diyor. Neyse 3 sene 5 sene sonra geliyor. Avcılık sanatında bunlar mahirleşen bir ekol. Üstadım diyor ben sizi geçtim. Ne oldu evladım diyor. Ne yapıyorsun diyor. Üstadım diyor artık benim ok atmama gerek kalmadı. Ben bir nazarla diyor, bir bakışla gökteki kırlangıcı yere düşürebiliyorum diyor. Sizi geçtim artık diyor. Tebessüm ediyor üstadı diyor ki evladım diyor. Avcılığın en üst mertebesi hiç ok atmamaktır. Hiç avlanmamaktır. Ne güzel. Yani orada sen daha egonu öldürmemişsin. Benliğini öldürmemişsin. Hala ben diyorsun. Mesele zaten o avcılığı dahi yapmamak. Yani egoyu hani terki terk deniyor ya tasavvufta. Terki terk edebilmektir diyor. Hakikaten sanat bizi galiba edep yolunda daha iyi insan olmak yolunda eğitebilirse gerçek manada vazifesini icra ediyor. Hocam sizin söyleyecekleriniz var mıydı? Hayatına sanatı almış almamış kişiler arasındaki farklar. Sanatlı tutumunda. Hayat konusu. Evet. Ben bu konuda dinlemeyi tercih ediyorum. Ben hocama son 5 dakikamız kalmışken evet yani. Buyurunuz lütfen. Sizin dilinizden dinlemek istiyorum. Beni çarptı hatta sarhoş etti o beyit. Ömrümün bereketinde ben mealen vereceğim hatırımda kaldığı kadarıyla. Şöyle bir beyit var değil mi hocam? Allah bazen ikbal sahiplerinin duvarını oraya tünemiş olan bir serçenin yuvası yıkılmasın diye yıkılmadan tutar. Evet. Yani isterse dümdüz ederdi ama
sadece o serçenin hatırına, o İkbal sahibinin hatırına değil, evet, o serçenin hatırını onu tutar diye. Onu sizden dinleyebilir miyiz hocam? Efendim, o beyit şöyle: Huda divar-ı devlethane-i erbab-ı ikbali, gehi bir lane-i güncüş gibi aram için saklar. Beyt bu, mealini buyurduğunuz. Efendim, Hulusi Efendi isminde evliyadan bir zat var. 20. asırda yaşamış. Hattat kendisi, üstün hattatlarımızdan. Bu harf inkılabında işsiz kalıyor. Bir dostu da ona nasıl yardım edeceğini düşünürken, o dostuna bir zat, bir arkadaşı geliyor. Diyor ki, ben her ay bir yardımda bulunmak istiyorum. Fakat kendim tanınmak istemiyorum. Acaba tavassut eder misiniz bu yardımımı dağıtmak hususunda? Hay hay diyor o zat da. O zat da Osmanlı muharifenin güzidelerinden Fuat Şemsi İnan, Mehmet Akif'in en ileri dostu. Fuat Şemsi Bey hay hay diyor. Fakat hiçbir düşüncem olmadı o esnada. Biraz sonra Hulusi Efendi içeri girdi. Düşünceli bir hali vardı. Ne o demiş, imkansızlıklar içinde kaldım. Sanatımı icra edemiyorum. Sen her ay gel buraya, sana zarf içinde bir şey vereceğim. Kimden geldiğini de sorma diyor. Ve para geliyor her ay. O Hulusi Efendi'ye veriyor. Bu bir hayli zaman böyle gittikten sonra o zat bir gün geliyor Fuat Bey'e. Fuat Bey, benim işlerim bozuldu. Bundan sonra bu ödemeyi yapmama imkan yok. Hacet kalmadı beyim. Verdiğim kimseyi de dün Hak-ı Gufran'a tevdi ettik diyor. Sizin beyit tam oraya oturan bir beyit işte. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız dolayısıyla. Hakikaten şerefler verdiniz. Maalesef biz programımızın sonuna geldik. Bu sezonki son programımızdı. Bizi onurlandırdınız. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Ben hocalarıma da emekleri, katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten her hafta sizler de programımızı onurlandırdınız. Üçümüzün programı zaten. Ben sizlerle bu programı yapmaktan dolayı inanılmaz keyif aldım. Çok şey öğrendim sayenizde. Her bir hafta için çok teşekkür ediyorum. Her bir öğrendiğim için çok teşekkür ediyorum. Öğrendiklerim için. Konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocalarımız gibi. Estağfurullah. Evet. Bizler de gerçekten çok şey öğrendik. Estağfurullah. Evet. Karşılıklı. Her için teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de her hafta bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bir ara vereceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler.